Nihal. Nihal. Gelme. Nihal. Nihal. Ya lütfen bırak. Dinler misin beni? Heykeli de bu kadın yüzünden bırakmıştı. Korktuklarım başıma geliyor. Ah Behlül. Yavrum. Lütfen ama. Nihal yapma lütfen. Nihal anlatacağım sana. Artık neyi anlatacaksan. Nihal. Nihal anlatacağım sana. Ne olur bırak. Bir dinle. Bir dakika Nihal lütfen. Bana yalan söyledin. Aldattın beni. Hayır hayır yemin ederim aldatmadım seni. Dinler misin? Ya bırak. Adnan. Koşun, koşun. Yine malzeme verdi insanların ağzına. Yazık, her şeyi mahvetti. Anne. Nihal'e yapmayacaktı bunu. Sen karışma lütfen, yangına körükle gitme. Ya sadece Nihal'e değil, hepimize büyük haksızlık. Görüşüyoruz diye bir şey yok. Bak yıllar sonra ilk defa karşılaştık, inan. Fotoğraflarımı almak için gittim evine. Durup durup niye şimdi aradı sence? Ya niye bu kadar haber oldu karşılaşmamız? Bu iyi niyetli bir durum değil, çok açık. Evet, her şey çok açık. Hiç iyi niyetli değil, hiç. Bak, Nihal. Behlül. Nihal. Amca bir suçum yok benim. Nihal, aç kapıyı lütfen. Beni rahat bırakın. Yazıldığı gibi değil. Yeter. Nihal, aç kızım, çık dışarı. Evine gitmekle büyük hata yaptım. Ama resimlerimi almaya gittim sadece. Yani şimdi anlatırken çok saçma geliyor ama inan ki böyle. Yani başka bir şey yok. Şansını fazla zorlama Behlül. Nihal'cim açar mısın şu kapıyı lütfen? Gidin ne olur yalnız kalmak istiyorum. Amca onu incitecek bir şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Nihal'cim lütfen aç şu kapıyı. Yine bayılırsa diye korkuyorum. Nihal. Baba lütfen gidin. Açar mısın şu kapıyı? Kilidi aç hiç olmazsa girmeyeceğiz tamam. Nihal. Nihal lütfen aç canım konuşalım. Git buradan git. Tamam Behlül çekil. Ya amca söyledim benim bir suçum yok. Konuşmak için bile olsa niye gidiyorsun evine? Nihal'i üzmekten bu kadar korkuyorsun madem. Niye böyle bir fırsat veriyorsun etrafındakilere? Herkesin gözü üzerimizde bilmiyor musun? Ne oldu yine gazetelerde baş sayfaya düştük. Hoş bir şey mi bu? İyi bir şey mi? Çok haklısın ama. Aması maması yok. Özenli olacaksın. Bir ay sonra evlenecek adamın eski sevgilisinin evinde ne işi var? Nihal, canım aç kapıyı. Nihal. Behlül gitti, aç lütfen. Düzeltilir ki artık bu durum. Geri dönüşü yok. Behlül. Bir şey söyleme hala. Bir şey sorma. Verecek cevabı yok tabii. Biz gitsek iyi olacak Firdevs. Aile arasında önemli bir durum yaşanıyor. Varlığımla daha da huzursuz olmalarını istemem. Olur mu hiç? Sen de ailedensin Çetin. Yine de böyle bir duruma şahit olmamı istemezler. Gidelim. Bilakis Adnan Bey'in sana ihtiyacı olabilir. Herkes şaşkın ve öfkeli şimdi. Adnan Bey'i oyalayıp sakinleştirmek lazım. Bırakıp gidersek Arsen Hanım'a da ayıp olur. Ağlama. Yazılanların her zaman doğru olmadığını sen de biliyorsun. Ne olmuş görüntülenmişse olamaz mı? İnsan bir arkadaşıyla buluşup konuşamaz mı? Baba Sedef onun eski sevgilisi. İlk aşkı biliyorum ben. Tanıyorum kızı. Seviyordu onu. Çok seviyordu hem de. Hatta Peyker'den de onun yüzünden ayrılmış. Bihter anlattı. Konuşurken lafı geçmişti.
Sedef'in gündemde olduğunu bilmiyordum ki. Hadi kalk yüzünü yıka, kendine gel. İstemiyorum. Her şeyin sonu değil Nihal, yapma böyle. Behlül'ü doğru dürüst dinlemedin. Bana hiç görüşmediklerini söyledi baba. Yalan söyledi. Senin kızacağını düşünerek söylememiştir. Yani boşuna üzülmeni istemediği için saklamıştır Nihal. Hatasını kabul ediyor, çok pişman. Ben de ona inandığım için çok pişmanım. Bitti artık bu iş, bitti. Güveni sarsıldı bir kere. Artık onun hiçbir söylediğine inanamam. İstemiyorum artık onu, nefret ediyorum. Tamam, istemiyorsan bitirirsin. Evlenmezsin Nihal. Ama iyi dinle, iyi düşün. O yüzük ikide bir parmaktan çıkarsa olmaz. Daha en başından yüz göz olursanız yürümez. Biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.